Yusuf Alabarda Tarih paçanızdan çekmeye devam ediyor. Biz istediğimiz kadar unutalım, karşındaki tüm benliğini senin varlığın üzerinden tanımlıyorsa, mücadele etmek dışında yapacak bir şeyin kalmıyor. 7 Ekim 1571 İnebahtı Deniz Harbi'nin 450. yıl dönümüydü. O tarihte oturup İnebahtı Deniz Harbi'ni konuşacak değildik ya, milletçe oturup delilerin kuyuya attıkları taşları konuşuyorduk. Hala da konuşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Oysa dışarıdaki gündem hızla devam ediyor. Doğuda düzensiz göç unsurları İran eliyle sınırlarımızın dibine kadar getirilirken Kafkaslar'da değişen statüko İran'dan ABD'ye düşmanlıkların daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına sebep veriyor. Irak'ta yapılan seçimlerde İran'ın da desteklediği Fetih koalisyonu çok büyük bir yenilgi aldı. Mukteda Es Sadr liderliğindeki Sadr hareketi ise büyük bir başarı ortaya koydu. Sadr'ın terörden ve milislerden temizlenmiş bir Irak vadi, Tahran'da büyük bir baş ağrısı oluşturmakta. Suriye'de ABD ile Rusya'nın birçok konuda mutabık kalmış olmaları, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Suriye siyasetini daha da sertleştirebilir. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin mücadelesinin çok farklı bir şekilde devam edeceğini söylemesi buna yönelik önemli bir işaretti. İşte böyle bir ortamda Doğu Akdeniz gerginliği Yunanistan üzerinden artırılmaya devam ediyor. Önce Fransa ile yapılan savunma odaklı anlaşmalar, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı ile yapılan yine savunma odaklı anlaşmalar bize enerjimizi içeride harcamamamız konusunda yeteri kadar ipucu veriyor. İçerideki beyefendiler ise bu müsait şartlar altında dahi Türkiye'nin güvenlikçi siyasetinden dem vurarak kulağımıza teslim olmanın erdemlerini anlatmakla meşgul. Peki İnebahtı Deniz Harbi'nin konuyla olan alakası ne? İşte tam da böylesi bir ortamda FETÖ'nün ağzın niteliğindeki elemanlarının da bolca rağbet ettiği Amerikan menşeili FTD isimli düşünce kuruluşu, kurucusu Clifford D. May'in kaleminden İnebahtı'yı unutma diye bir yazı yayınladı. Yazı neresinden tutarsanız tutun cehalet ve sığlık örnekleriyle dolu olsa da İnebahtı'yı unutma diyerek Türkiye'ye aba altından sopa gösterildiği bir hakikat. Clifford May, meskur yazısında hem İnebahtı'da Osmanlı donanmasını hezimete uğratan Kutsal Haçlı İttifakı'na dem vurmakta hem de Viyana muhasarasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun bozgunu uğramasında çok önemli bir vazife gören Le Jean Sobieski'ye atıfta bulunarak kutsal İttifak'a yani bir haçlı İttifakı'na övgüler düzmektedir. Sizce Clifford May, Jan Sobieski'nin evlatlarının şimdiki zaman diliminde Türk sehaları ve savunma sanayi ürünleriyle istiklallerini müdafaa etme gayretinde olduklarını biliyor mudur? Bilmez olur mu belki de böyle bir zırva yazı tarihin akışının yatağından saptığını gördüğü için kaleme almıştır. Mey burada kalsa iyi. Buradan devamla sapla samana adeta birbirine karıştırıyor. Konuyu Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a, Endülüs'e, DA'a, Müslüman kardeşlere, El Kaide ve İran'a kadar getirerek stampa kavramlarla tüm coğrafyayı stampalıyor. Böylelikle Endülüs medeniyeti de Türkiye'de Müslüman kardeşler de Osmanlı ve Selçuklu'da Abbasi devleti de DAEŞ'ın sözde İslam devleti de İran'da hepsi bir çuvala konularak yekne saklaştırılıyor. Bu türden krişe ve tarihin hakikatleriyle de coğrafyanın sosyolojisiyle de taban tabana ters kavramlar gerçekmiş gibi birilerince kasten dolaşma sokuluyor ve bu batının sokağında alıcı buluyor. İçinizden sadece batının sokağında mı alıcı buluyor dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız bizdeki konformist kafa için bu türden içi boş sloganlar son derece değerli. Hatta bu ülkede kelli ferli söz sahiplerinin entelektüel derinlikleri ya da sığlıkları demeyelim bu klişe sloganlardan ibaret. Tarih paçanızdan çekiyor, çekmeye devam edecek. İstediğiniz kadar batıya biz o defterleri kapattık diyerek dil dökün, hançerinizi yırtarcasına Türkiye maalesef Azerbaycan'a silah gönderiyor diyerek kendinizi batıya pazarlama gayretinde olun, tarih paçamızdan çektiğinde ve kılıçlar çekilip kutsal ittifakla karşı karşıya kaldığımızda sizleri istisna tutsalar dahi hepimizi aynı çuvala koyacaklar. Sizleri istisna tutarlar mı şüpheniz olmasın. Sizleri sisna tutacaklarına dair tarih hafızamız bizlere yeteri kadar örneklik sunuyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak romanında Servet, Seniha ve Cemil Beyleri sizleri tasvir etmek için yazdı. Keza Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanındaki Bihruz Bey karakteri de öyle. Bu Redingot devri karakterleri asla ölmedi. Şimdilerde sinirlerini parçalarcasına maalesef Azerbaycan'a silah gönderiyoruz. Libya'da gayrimeşruyuz. F-35 almazsak istiklalimizi kaybederiz. S-400'ler neden kullanılmıyor? Mavi Vatan coğrafyasında saldırgan bir siyaset izliyoruz. Güvenlikçi siyaset diye feryat ediyorlar. Feryatlarınızın karşılığını ne kadar alıyorsunuz bilemeyiz ama Kutsal ittifakın tahtında oturanlar bir taraftan siz Redingot devri beslemelerinin sırtlarını sıvazlamaya ve ağzına dolar tepmeye devam ederken, diğer taraftan unutmuyor, unutturmuyor ve başlık atıyorlar. Yine bahtıyı unutmayın. Yusuf Alabarda Mehmet Metiner Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? 1. Türkiye'de sistem meselesi bitmeyecek gibi sistemleri bir araç olmanın ötesinde amaç sallaştırdığımız için çabucak sistem eksenli saflaşabiliyoruz. Bir de buna ideolojik siyasi kılıf giydirerek sistem tartışmalarını adeta tabulaştırıyoruz. Öncelikle bilmemiz gereken gerçeklik şu, bütün sistemler birer araçtır. Hiçbir sistem mutlak iyi veya kötü değildir. Sistemler ülkelerin sosyolojik gerçekliğine ve tarihsel tecrübelerine göre farklılık arz eder. Söz gelimi parlamenter sistem dünyanın her yerinde aynı şekilde uygulanmaz. İngiltere'deki parlamenter sistem ile Almanya'daki parlamenter sistem aynı değildir. Başkanlık sistemleri de öyledir. Amerika'daki sistem başkadır, Fransa'daki veya başkaca ülkelerdeki sistem başkadır. Her sistemin iyi yanı vardır, aksiyan yanı vardır. Sistemlerin aksaklıkları veya yanlışlıkları uygulamada görünür. Bu aksaklıkları ve yanlışlıkları giderenler güçlü sistemleriyle yollarına devam ederler. Türkiye'de ilginç ve tehlikeli bir saflaşma başladı gidiyor. Bir taraf başkanlık sistemi bütün kötülüklerin anasıdır diyor. Diğer taraf başkanlık sistemi her derdin devasıdır diyor. Oysa ikisi de doğru değil. Nedir parlamenter sistem? Kabaca tanımı şu. Yürütmenin yasamanın içinden çıktığı ve dolayısıyla yürütmenin yasama tarafından denetlendiği sistemdir. Bunun uygulama şekilleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse bile bu tanım parlamenter sistem için hayati önemdedir. Peki Türkiye'de bu tanıma uygun bir parlamenter sistemimiz olmuş mudur? Ne yazık ki hayır. Açıklayalım. 1950'ye kadarki sistemimiz parti genel başkanlığı ile cumhurbaşkanlığının iç içe geçtiği tek partili bir sistemdir. 1950'den sonraki cılız çok partili sistemimiz 1960 askeri darbesiyle kesildiğinde sonrasında ortaya çıkan sistem yasama ve yürütmeyi kontrolü altına alan askeri bürokratik vesayet sistemidir. Bu sistemde yasama ve yürütme sadece kendisine biçilen alan içinde iktidar olabilmiştir. Bu sistemde parlamento vardır, biçimsel olarak erkler ayrılığı vardır, lakin sistemin içine monte edilen güçlü vesayet odakları marifetiyle yasama ve yürütme kendine biçilen rolü oynayan bir aparat olarak işlev görmüştür. 1980 darbesinden sonra hazırlanan anayasa ile demokratik sistem en tepede asker ağırlıklı Milli Güvenlik Kurulu marifetiyle ülkenin idare edildiği bir sisteme dönüştürülmüştür. Sözün burasında hemen belirtmek isterim ki eski Türkiye'deki vesayet sisteminin varlığına bakarak parlamenter sistemin vesayet ürettiğini söylemek yanlıştır. Parlamenter sistemin uygulandığı Batı'da vesayet söz konusu değildir. Türkiye'ye özgü bir gerçekliği sistemden kaynaklı bir sorunmuş gibi takdim etmek hakikatle bağdaşmaz. Yürütmenin emrindeki yasama, hepsinin üstünde de vesayet odağı. Eski Türkiye'de adına parlamenter sistem denilen sistemde partiler demokrasisi marifetiyle yasama organı bir anlamda yürütmenin emrine koşulmuştur. Mecliste çoğunluğa sahip olan partinin lideri yürütmenin başı yani başbakan, partili milletvekilleri de bakanlar olarak görev alarak yasama ile yürütmenin iç içe geçtiği nevi şahsına münhasır bir sistem sorunu doğurmuştur. Dahası ve en fenası yasama organını oluşturan milletvekilleri doğrudan parti genel başkanları ve genel merkez yöneticileri tarafından belirlendiği için yasama yürütme erkini de elinde tutan parti genel başkanlarının iki dudağı arasından çıkacak talimata bağlanmıştır. Bu sistemde muhalefetin hiçbir rolü yoktur. Mecliste çoğunluğu elde eden parti aynı zamanda yürütmenin de başındaki parti olduğu için her istediğini yaptırabilme kudretine sahip olmuştur. Dolayısıyla o herkesin diline pelesenk olan erkler ayrılığı ortadan kalkmıştır. Sistemin siyasal aktörleri şu şekildedir. Meclisin içinden seçilen sembolik bir cumhurbaşkanı, yürütme adına tüm yetkileri elinde bulunduran partili başbakan ve emrindeki bakanlar, yasama organını oluşturan milletvekilleri. Yasama organı, yürütme organından gelen yasaları çıkartmakla yükümlü ve milletvekilleri de parti genel merkezinin emrindeki birer aparat. Başka bir deyişle, milletvekillerini yeniden seçilmek istiyorlarsa parti genel merkezlerine mahkum eden bir sistem. Türkiye'ye özgü parlamenter sistem, özü itibariyle vesayete dayalı, yasamanın yürütmeyi denetleyemediği, tersine yasamanın yürütmenin emrinde olduğu, ayrıca hepsinin üstünde amir konumunda bürokratik vesayet adacıkların olduğu bir antidemokratik sistem. Bir erk olarak yargının o eski sistemde nasıl ideolojik bir vesayet odağı olarak çalıştığına hiç girmiyorum. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem ne? Henüz ne olduğunu dillendirenler ortaya koymadığı için bilmiyoruz. Ama yeri gelmişken soralım. Güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sistemde yürütmenin başı olan başbakan aynı zamanda parti genel başkanı olmayacak mıdır? Bugün yürütmenin başı olarak cumhurbaşkanının kullandığı yetkileri başbakan kullanmayacak mıdır? Bu durumda partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile partili başbakanlık sistemi arasında özü itibariyle nasıl bir fark olduğunu bilmek isteriz. Devam edeceğiz. Mehmet Metiner